Kıymetli dostum Profesör Doktor İsmail Erdoğan hanımının vefatından sonra onunla ilgili anılarını bir kitap yapma ihtiyacı duymuş. Yeni nesle okuyacak her insanı örnek olsun diye. Ama bu kitabı yazarken de gelirini yetimler kervanındaki yetim ailelere, yetim çocuklara bağışlamış. Amel defteri açık kalsın diye. Hanımının amel defterini açık kalsın diye. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli, çok vefalı bir davranış. Bu yüzden İsmail abimize, Profesör Doktor İsmail abimize hem yazmış olduğu bu kitaptan dolayı, yazarken bilene yaşadığı, yeniden yaşadığı o hüzünden dolayı da kendisini takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Yetimler adına da bu kıymetli bağışını yaptığı için teşekkür ediyorum. İsmail abi kendisi Kayserili, Elazığ'da görev yapıyor ama düşündüğü Malatya'daki yetimler çok kıymetli bir bağış, çok güzel bir düşünce. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eşine Allah rahmet eylesin. Amel defteri bu kitap sayesinde oturup okuyan herkes sayesinde de inşallah açık kalsın. Ben değilim. Okey. Şimdi sen de. Ben İhsan abime çok teşekkür ediyorum. Bu kitabımı 2022 yılı 24 Haziran'da kaybettiğim rahmetli eşim gönlünün aziz hatırasına ithaf ettim. Zaten kitabın ismindeki gönül kelimesine hem normal bir insan gönlü hem de eşimin adını canlandırıyor. Tabii bu tür kitap yazma bizim kültürümüzde çok fazla yok. Ancak ben 6 ay kadar önce böyle bir kitap yazmayı düşündüm. Bunu kızlarımla da konuştum. Yani neticede böyle bir kitap yazmaya karar verdik. Daha sonra da başlayıp kitabımı tamamladım. Kitabımdaki yazılış amacımı biraz önce İhsan Başkan'ın da söylediği gibi birincisi gençlere bir örnek olmak veya diğer insanlara örnek olmaya çalışmak. İkincisi amel defterinin kapanmaması. Üçüncüsü de buradan elde edilen gelirlerin bir hayır kurumuna bağışlanmasıydı. Bu hayır kurumunun da benim yaptığım araştırmalara göre de en güzel gideceği yerlerin başında da yetimler kervanı geliyordu. 2 yıl kadar önce, belki biraz daha fazla oldu, İhsan abiyle geç kalmış bir tanışıklığımız var. Aslında biz belki de yıllar önce tanışmamız gerekiyordu ama Cenab-ı Allah'ın takdiri 2 yıl önceymiş. Bu kitabın içerisinde bir bölümünde kendi hayatımı yazdım. Kendi hayatımdan bazı pasajlar, yaşadığım sıkıntılar, zorluklar, eğitim dönemleri. Daha sonraki kısımlarında ise rahmetli eşimin hastalık sürecinden vefatına kadar olan kısmı anlatmaya gayret ettim. Bu arada değişik hatıralar yazdım. Örneğin mesela Çolak ailesiyle sevgili Mehmet abim burada, Mehmet abimden İhsan abiyle tanışmamızı yazdık. Tabii bizim tanışmamıza da vesile olan Doçent Doktor Zeynep Sayır hocamızdı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Böylece hem dostluğumuzu baki kılmaya çalıştık hem de bu kitapta ne kadar gelirse gelen gelirlerinde bir fakirin, bir yetimin yüzü gülerse, bir yetime bir çorba olursa, efendim bir yetimin ayağına bir çorap olursa bundan mutlu olacağımızı, bahtiyar olacağımızı düşündük. Zaten rahmetli eşim kendisi de bu konularda dikkatli, özen sahibi birisiydi. Yetimlere, fakirlere elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyordu. Umarım bu kitabımız hepimize faydalı olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam kaç bin adet kitap basıldı? Fiyatı ne kadar? Tabii şöyle, yani kitabımız TV yayınlarından çıktı. İlk etapta 1000 adet basıldı. Şu anda internet sitelerinde de satılıyor. Ayrıca Elazığ'da da Diyanet Yayın Evi'nde var. Bir miktar da bende var. Gelen dostlarıma hediye etmek üzere yanıma ayırdım. Bakalım eğer kitabımız beklediğimiz ilgiyi görürse ikinci, üçüncü baskılarını yapmayı düşünüyoruz. Kitaplara yatırmaya başladılar. Öyle mi? Yani yaklaşık böyle neyse rakam vermeyeyim. Şöyle diyelim Hüseyin abi, kitabımız daha henüz 2 hafta olmadı çıkan. Evet. Yani 12-13 gün falan oldu. Ama beklediğimizden daha iyi bir rağbet görüyor. Eyvallah. Umarım. Eyvallah. Yetimlerimizin de efendim bahtı yetimlerimizin de kaderi dolayısıyla daha iyi rağbet görür diye. Ama ben bu kitabın bir özelliği daha var. Bu kitabı eşimin üzerinde bütün kadınlarımıza ithaf ediyorum. Evet. Çünkü toplumumuzda kadınların değerinin fazla bilinmediği kanaatindeyim. Hatta kitabımı imzalarken de birçok arkadaşımın dostumu
kendi isimlerine değil, eşlerinin adına imzalayıp verdim. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah diyorsun. Hayırlara vesile olur. Teşekkür ederim. Abi sen... Bu İnsanım. Deprem döneminde annemin Elazığ'da olması sebebiyle Zeynep hocamın evinde kalıyordu annem. Bu vesileyle kardeşim İhsan'la beraber Elazığ'a gitmiştik. Zeynep kızımız İsmail hocamla beni tanıştırdı. Fakat öyle bir tanışma oldu ki sanki yıllardır aynı coğrafyada, aynı evde yetişmiş gibi yüreğimde bir şey oluştu. Böyle bir sevgi oluştu. Ve bu sevgi bir gün benim hitabımla bir toplantıda benimki bir sevgi diye geldim. Hocam benimki kara sevda dedim. Ve o kara sevdamız hala devam ediyor. Rabbim inşallah ömür boyu devam edecek. Hocamın bu kitap yazmasına kendisini tebrik ediyorum. Ve kitabın nezih bir sayfasına benimle ilgili bir anıyı da yazdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Yolu ve bahtı açık olsun. Amin. Ben de Zeynep hocama da teşekkür ediyorum. İsmail hocamı benimle tanıştığı için. Eyvallah. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun buraya kadar yoruldunuz. Hocam tekrar şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun inşallah. Ben de tekrar Zeynep hocama. Ben de. Ben de. Abi gel. Şimdi sen de. Bir